Babasını hala dışarıda bekliyor. Kendi hastanemizde bile rahat yok. İşte sebepleri günden güne değer kaybediyor. Farkındasın değil mi abla? Ben bir şey kaybettiğimizi düşünmüyorum. Bir şeyler yapmamız lazım. Sen kendi işine bak. Ben hallederim. Durum nasıl? Her an her şey olabilir. Bir şey söylemek zor Julie'den. Her şeyi yapıyorsunuz ama değil mi? Elimizden gelen acısını azaltmak. Hepsi bu. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Şu hemşire meselesini de hallet bugün. Dolaşmasın ortalıkta fazla. Tamam. Hastaneden ayrılmak için bir bahane bul. Mantıklı bir şeyler olsun. Annen ölsün, baban hastalansın. Bir sürede şehir dışında kalacağız. Her şey bittiğinde ve senin sessiz kaldığından emin olduğumuzda paranın tamamını alacaksın. Anlaştık? Size nasıl ulaşacağım peki? Sana verdiğim hattan ara. Sadece beni aramak için kullan. Anladın mı? Tamam. Ölmeden önce avukata bir dosya bırakmış kızla ilgili. Ümit'i takip et. Sadece takip mi? Kontrolüm altında olsun istiyorum. Her şey. Peki. Kızı buldu mu? Hala arıyor. Ne yapıyor? Adresleri kontrol ediyor. Sen neredesin peki? Samandıra civarındayım. Takibe devam et, bir şey yapma. Tamam. AVM'nin ilk sağa gir, dümdüz git. Soldan ikinci sokağa gireceksin, hemen orası abi. Tamam, ilk sağ, ikinci sol. Aynen abi. Sağ ol canım. Bildiğin bütün bilgi bu mu? Şimdilik bu. Bu kızın Haluk'un kızı olduğuna dair kanıt yok. Peki bunca zaman niye sakladı benden? Herkesin sırları vardır. Geçmişte ne olduğu önemli değil. Bundan sonra ne olacağı önemli. Vasiyetin içeriğini öğrendikten sonra hareket etmek daha doğru. Belki de dava edip mahkemeye gideriz. Ya da kendi metotlarımızı kullanırız. Bir dönüm noktasındayım ben. Çok çalıştım. Hayal bile edilemeyecek şeyler yaptım. Kaybetmeye göz alamam. Abla. Ne yapmamı istiyorsun? Daha iyi araştırmanı. Bu kızın ortaya çıkması zaten sürpriz oldu. Daha fazla sürpriz istemiyorum. Sen de geliyorsun. Nereye? Kasım'a.
Seni de görmek istedi. Mallar yarın gece gemiyle gelecek. Sevkiyattan Engin sorumlu. Depoya kadar siz idare edeceksiniz. Günlük işleri ve vesairelerde. Ondan sonra benim adamım gelip depodan malları alacak. Senin adamın kim? Güvenilir biri mi bari? Julie de ben söylüyorsam güvenilirdir. Engin gitsin görüşsün. Lostra ile bir görüşme talebim olmuştu. Hala cevap gelmedi. Lostra senin için küçük bir mesaj yolladı. Sahibinin kim olduğunu unutmasa bile. Daha önce böyle bir iş yaptın mı? Hayır. Kalsın istediği için bu işteyiz. Seni tanımam bilmem. Tek istediğim benim sözümden çıkma. Ki sorun çıkmaz. Valla ben üstüme düşen neyse yapmaya hazırım. Sevkiyat yarın. Yarın gün içinde planı gözden geçireceğiz. Her şeyi hazır edersen bir problem yaşamayız. Ben hazırım. Yarın benden haber bekle. Senin limanda olman gerekmiyor muydu? Seninle konuşmadan gitmek istemedim. Al. Bunu da al. Ne hakkında? Zeynep hakkında. Evet. Yakınında iki kişi var. Biri sevgilisi. İçeriden yeni çıkmış. Ama asıl önemli olan diğeri. Kimmiş o? Zeynep'in oturduğu yerde ufak bir orta galerisi var. Galeri zaten işin süsü. Küçük çaplı uyuşturucu ticareti yapıyor. İsmi Cesur. Nesi önemli bunun? Bu akşamki sevkiyatta Kasım'ın adına mal alacak kişi de Cesur. İyi. İşlemleri hallettik. Araç hareket edebilir. Tamam, güzel. Devam et. Devam et. Alo. 45 dakika sonra oradayım. Ben gelene kadar kapaklar açılmayacak. Anlaşıldı mı? Tamam. Tamamdır. Rıfat. Malları yüklemeye başlayın. Yalnız şu konteyneri boşaltmayın. O açılmayacak. Anlamadım. Açılmayacak mı? O da açılacak. O açılmayacak.
Çekişinin kesin emri var. O açılmayacak. Açın şunu. Açın. Buraya gelmeniz. Ne oldu? Dua kasıyor kamyonu. Dosta bu ot kaji. Ot mahtolası. Tamamdır. Patronlara operasyon iptal. Dinliyorum. Paketi açtılar. Mandarı teslim etmediler. Adamlarını topla geri dön. Gerisini ben hallederim. Tamam. Rıfat. Yürü gidiyoruz. Davut. Çıkartın şunları. Abla şimdi ne yapacağız? Kızları çıkarın buradan, güvenli bir yere götür. Malları da teslim etmek için hazırla. Sanırım sınırını bu defa çok aştın. Hem de çok. Bir şey olmayacak dedi. Bana söz verdi. Lostra ile konuşuncaya kadar sana bir şey teslim etmedim. Sen sahibinin kim olduğunu unutuyorsun. Ben sadece anlaşmaya uyuyorum. Lostra ile konuşuncaya kadar sana mal teslim etmiyorum. Söyle silahını verirsin. Engin, ben söyleyene kadar elini tetikten çekme. Jülide, Jülide. Yaramaz bir kız çocuğu gibisin. Sen de bu kızlardan biriydin. Lostra seni aldı, yetiştirdi. Seni bulunduğun durumu o getirdi. Ama hep aynısı oldu, biliyor musun? Gücü kontrol edince güç seni kontrol etmeye başladı. Ama hatırlatan biri mutlaka olur Jülide. Biri mutlaka hatırlatır sana bunu. Bir hatırlatma olarak kabul et. Kızları alın. Geri kalanını yarın hallederiz.